Sayın Ömer Fethi Gürer bizlerle birlikte bölgedeydi. Bölgeden döndü, tekrar bölgeye geçecek. Sayın Gürer, saygılar sunuyoruz Meltem TV'den. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Sağolunuz, iyi akşamlar. Bölgeden izlenimleriniz nedir Sayın Gürer? Siz bugün itibariyle rahat olabileceğinizi ifade etmiştiniz. O nedenle biz de sizi konuk ediyoruz sıcağı sıcağına. Tablo çok acı değil mi Sayın Gürer? Ben depremde İskenderun, Antakya, Payas, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Göksu'nda partimizin görevlendirmesiyle görev yaptım. Bütün milletvekili arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgede büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz depremin ilkinden beri hem kurtarma yardım anlamında bölgedeler. Tabii görülmeden anlatılmayacak kadar acı, üzüntü verici. Yaraların bir an önce sarılmasını el birliğiyle sağlayacağımız kadar da sorunlu bir bölge. Pazartesi'de Diyarbakır'a gideceğim. Oradaki tarımsal sorunlar da işte tarımsal ilgili bir komisyon kuruldu. O anlamda onları da orada gözlemleyeceğim. Şunu söylemekte yarar var. Yalnızca 11 ili etkilenmedi. Tüm Türkiye etkilendi. Binlerce can kaybettik. Biraz evvel Savunma Bakanı açıkladığı gibi Niğde'mize de uzman Çavuş kardeşimiz ailesiyle birlikte göçük almıştı, polislerimiz kalmıştı. Tümüne ben öncelikle başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza geçmiş olsun diyorum. Niğde'de bu depremlerden, Maraş ve Hatay depreminden ciddi etkilenen illerden ben bölgenin de afet daha önergede vermiştim. Şu anda 30 tane ağır hasarlı bina var. Toplam 901 bağımsız bölümde de ne yazık ki sorun büyük. Bizim Niğde'mizde can kaybı yok ama büyük ölçüde evler boşaltılıyor. Burada ekonomik anlamda mağdur yurttaşlarımız var. Esnaflar dükkanlarını boşaltıyorlar. Tabii sorun da orada da farklı farklı. Bildiğiniz gibi bölge bitkisel üretimin %20'ni karşılıyor. Ama depremden her il aynı bu ölçüde tarımsal anlamda etkilenmedi. Hayvancılık, besicilik sürecinde yoğun etkilenim alan yerlerin başında tabii Maraş gibi, Adıyaman gibi, Malatya gibi, tarımsal anlamda Hatay, Ova biliyorsunuz, o bölge gibi sıkıntılar oluştu. Çok sayıda çiftçimiz hayatını kaybetti, besicimiz kaybetti, binlerce hayvan telef oldu. Bu anlamda önümüzdeki süreçte bu bağlamda da Türkiye sorunlar yaşayacağı görülüyor. Bölgeden esnafın, yurttaşın göçü gerçekleşti. Yine Niğde'de yurda getirilmiş olanları dün ziyaret ettim. Bütün yurtlarda Hatay'dan, Maraş'tan, Gaziantep'ten gelenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletip sorunları var mı onları dinledim. Bu bağlamda bölgeyi görenler için bu ülkede önümüzdeki süreçte depremsellik dikkate alınıp bir an önce muhalefetiyle iktidarıyla yıkılmayacak konut, sağlam zemin ve depreme önceden hazırlıklı olmazsak bu acıların tekrarlayacağını bilmemiz ve bundan da kaçınmanın tek yolunun ortak akıl olduğunu ifade etmek isterim. Ve hala siyaseti birilerini öteleyerek benim yaptığım doğru, hatam yok mantığı üzerine kurgulamak yerine ortaya çıkmış sorunları el birliğiyle ortadan kaldıracak önlemler almak gerekir. Örneğin silahlı kuvvetlerimiz de bu konuda deprem anında müdahale edebilecek en düzenli, en kurumsal yapı. Mustafa Kemal Atatürk bu orduyu kurarken orayı bir eğitim kurumu gibi oluşturmuş. Depremde, tarımda, eğitimde, örneğin okuma yazma bilmeyen insanlar askerde eğitim alarak okumuşlar. Tarımı, çiftçi çocuklarının traktör ehliyetinin alması dahi orada benimsenmiş. Depreme de en hazırlıklı olabilecek yapılardan biri. Silahlı kuvvetleri bu anlamda iyi dizayn edip belli bölümlerini bu iş için koordine etmenin ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kızılay geçmişe göre işler değişikliğine uğramış. Bizim gençliğimizde her ilde Kızılay depoları çadır doluydu. Konserveler olurdu, gıda malzemeleri olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Kızılay oraya yetişti. Herkes yetişti, herkesin emeği var, çabası var ama bizim bildiğimiz Kızılay oraya yetiştiği zaman bütün çadırlar Kızılay çadır olurdu. Şimdi bölgeye gittiğinizde baktığınız zaman 100 çadırdan bir tane belki Kızılay çadırına rastlayabiliyorsunuz. Oysa afet olayında Kızılay'ın önemli bir fonksiyonu vardı. Kurumlarımız süreç içinde afet düşünülmeyecek boyutta daraltılmış, işlevi değiştirmiş. İşte Türk Kızılay'ı yurt dışında daha çok koordineli işlere yönetilmiş. Ama burası bir deprem ülkesi.
Türkiye'de depremin varlığı dikkate alınarak planlama yapılmalı. Örneğin Niğde depremle en güvenilir bölgelerden biriydi. Ama burada bugün 30 hala tespitler sürüyor ki içinde cami var, hastane var, okul var, lisesi, ortaokulu, ilkokulu var, kamu kuruluşları da var. Demek ki burada bizim bir devlet yöneticilerinin eksikliği var. O da nedir? Zemin etütleri doğru yapılmamış. Depreme dayanıklı konut üretilmemiş. Yoksa Maraş'taki, Hatay'daki deprem gelip Niğde'de bu kadar konutu hasarlı kılıp ağır hasarlı noktaya taşıyorsa şapkasını herkesin önüne koyup düşünmesi lazım. Varsayalım ki deprem bir de bizim oralarda gerçekleşse demek ki Maraş gibi olacakmışız, Allah muhafaza. Onun için yetkilileri biz her konuda uyarmaya çalışıyoruz. Bir muhalefet gibi de davranmıyor, önermelerde bulunuyoruz. Bakınız, hayvancılıkla ilgili ilk günden beri ben bölgede köylereydi çünkü daha yoğun gezdiğim için söyledim. Biliyorsunuz bir ineğin sütü varsa sağılma süreci 12 saattir. O hayvan 3-4 gün sağılmasa hastalanır. Veteriner marifetiyle bu hayvanların kontrol edilmesi gerekir. Orada telef olan hayvanlar var. O hayvanlar saptanıp yerine yeni hayvanlar verilmeli. Küçük aile tipi dediğimiz kırsaldaki sınırlı 5-10 ineğe olanlar bağlı olduğu için çoğu büyükbaş hayvanlar kaçamamış, telef olmuş. Ama küçükbaşlar duvar yıkılınca atlayıp çıkmalarıyla onlarda zarar daha düşük gerçekleşmiş. Ama bölgeye fırsatçılar da adanmış. Şimdi 40 bin liralık bir büyükbaş hayvanı 10 bin liraya almak peşindeler ve de satıyor oradaki deprem zaten. Neden? Bölgeden gitmek istiyorlar. Bu önlenmeli. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bölgede vefat eden çiftçilerin arazilerini saptayıp onlardaki ekili arazilerde üretimi sürdürmesi sağlanmalı. Özellikle üst gübre atılma dönemine girdik. Şu anda koyunlar kuzusunu, keçiler oğlağını yavruladığı dönemde stresten yavrularını atıyorlar. Bu tür zararlara uğrayanların zararları telafi edilmeli. Çadır ahırlar oluşturulmalı. Vatandaş gitmiş örneğin Ericek köyünde kendisi Kayseri'den ahır çadır yaptırmak durumunda kalmış. Oysa bunlar onlara sağlanmalı. Ekili tarlalara konteynerler getirilip çiftçinin orada yaşamını sürdürmesinin yolu açılmalı. Ve böylece çiftçi tarlasına, hayvanına sahip çıkmalı ki yaşam sürüyor. Bakınız binlerce canımız gitti. Canımız yanıyor. Onu yüreğinde hissetmeyenin insanlığından şüphe ederim. Ama onları geri getiremeyiz. Bundan sonraki yaşamı doğru planlamazsak buradaki insanların da ekonomik anlamda özellikle sorun yaşamasını göz göre göre yaratmış oluruz. Hani ithalatta iktidarın genel bir tarım politikası hep yurt dışından ürün getirme anlayıştır. Yine oralara yönelebilir. Ama bölgeden göçü durdurmanın, bölgeyi geliştirmenin bir yolu da tarımdır. Bu anlamda tarımsal desteklerin yalnızca sözde verilmesi yerine uygulamada bunu örneğin hayvan vererek, örneğin ekili arazisinin gübresini karşılayarak, mazot vererek, traktörü depremde yok olmuş çiftçi yeni traktör alamıyorsa kamunun traktörleriyle o alanda traktörün yapacağı işi yaparak onların geleceğe dönük ayakta kalmaları sağlanabilir ve göçün geri dönüşü bu yolla gerçekleşebilir. Şu anda biliyorsunuz yıkıntılar kaldırılıyor. Örneğin asbest konusunda kontrol yapılmıyor. Oraya giden o gönüllüler, gençler, emek verenler, çalışanlar mutlaka maske kullanmalı. Çünkü oradaki sağlık açısından da farklı risklerin oluşmasına bu da neden olabilir. Kimyasal var mı yok mu onlar incelenmesi gerekir. Atıkların atıldığı yerlerdeki su kaynakları, su havzaları, göller, dereler bu bağlamda zarar görmemeli. Yeraltı suları konusunda risk oluşabilir. Bunların bütününü bugünden sonra değerlendirmek lazım. Çünkü ilk günler deprem altında kurtarılmayı bekleyen canlar vardı. Bir kısmına erişildi. Bir kısmına ne yazık ki erişilemediği için depremden sonra orada deprem altında yaşamlarını yitirdiler. Soğuktan etkilenerek donarak ölenleri ya da orada kurtarmayı bekleyip 3-4 gün sonra erişim olmadığı için yaşamını kaybedenleri insan aklına getirince ve o bölgeyi görünce acısı da neden bunlar böyle oldu sorusu da artıyor. Eğer siz bir insansanız o bölgeye gider birebir bunları yaşarsanız tepkileriniz daha farklı oluyor. Yani oturup bir yerde başka bir kentten orada olanları siyasi olarak değerlendirmek çok akılcı bir davranış biçimi değil.
yüreğe, vicdana el veren bölgeye gittiği zaman bazı şeyleri görür. Tabii ki orada yemekti, açtı, yardımdı, araçtı, geldi. Ama şunu söyleyelim, konteynerler ilk başta hala yetersiz. Çadırlar çoğu bölgede yazlık çadır gibi çadırdı, içinde durulmuyor. Biz arabalarda yattık, battaniye aldık, battaniye sarılalım dedik, battaniyeler korumuyor. Hani bizim eski battaniyeler gibi soğukta koruyan bir battaniye de değil. Biliyorsunuz ordumuz karda, seferde bundan 80-90, 100 yıl önce gittiğinde ona sarılıp kendini korurken bugün arabanın içinde sizi battaniye korumuyor. Bunları birinin düşünüp değerlendirip ona göre yöntem geliştirmesi lazım. Bakın işte stadyumlara çadırları kurmak zorunda kalıyorsunuz. Deprem toplanma alanları yok. Bu anlamda biz gittik Göksu'nda Mahmut Tanal Vekilim'le teşekkür ettik Polonyalılara. Bir hastane kurmuşlar. Sahra Hastanesi. 51 kişi gelmiş. Doktoru var, hemşiresi var. Başında yüzbaşı, güvenlikten sorumlu komutanı var. Bir çadır kurmuşlar. İmrenirsiniz. Yani kendilerinin konakladığı çadırlarla bizim hemen pazar yerine kurduğumuz çadırları aynı anda yan yana koysanız aradaki fark yurttaşa verilen değer anlamında ortaya çıkıyor. Ama büyük bir afetti. Tümüne belki hazırlıklı olunmayabilir. Bununla ilgili önlemler ilk anda sağlanamamış olabilir. Şimdi artık süreç artık bugün 17-18 gün geride kaldı. Bu saatten sonra yapılması gerekenler doğru yapılmalı. Ve siyaset üstü davranabilmeli. Örneğin AFAD, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yaptığı yardımları ellerinden alıp kendisi dağıttı. Şimdi bizim bulunduğumuz Göksu'nda Konya Altı Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Semih Bey her gün 8 otobüs Antalya'ya insan taşıdı. 30 kişilik kurtarma ekibiyle faaliyette bulundu. Gıda dağıtımı yaptı. Hiçbirinde reklam yapmadan görevini tamamladı. Hala da orada bir ekip daha var. Şimdi gittik baktık. Enkaz kaldırma için Kayseri Büyükşehir kamyon gelmiş. Onun üstüne koca koca yazılarla Kayseri Büyükşehir diye asmışlar. Batman Belediyesi diye açmışlar. Kendilerinden olanların afişi de serbest, kendi dağıtımları da serbest. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelenin hem yardımını alıyor hem de onların yardımının ulaştığı yerde bir teşekkürü dahi gerekli görmüyor. Her şeyi yapmış gibi anlatıyorum. Bu da yanlış. Yani ben orada gelip yardımda bulunduysa Allah razı olsun. Bunun AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, Partilisi olmaz. Böyle bir afiyatta oraya gelen vicdanıyla, insanlığıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Yerlisi dışarıdan geleni, Yunanistan'ından Ermenistan'ına, Azerbaycan'ından Polonya'sına her ülkenin neredeyse insanı oraya koştu geldi. Akut gene can siperine çalıştı. Ama Akut'un da biliyorsunuz daha kapsamlı büyümesini önü kesildi. Ahbaba bugün yapılanlar ortada. Ya arkadaş, bu işleri yapmak isteyenler olsun, usandırmayın, yıldırmayın, ötelemeyin. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkede ölen canın hangi partili olduğu değil, bizden bir canın kaybolduğunun farkında olalım. Onun için acı duyuyoruz, üzüntü duyuyoruz. Gittiğimizde, gözlediğimizde ben orada insanlar bana dediler ki, videoları da var. Özür dilerim. Estağfurullah. Videoları da var. Gör ki bağıra bağıra insanlar öldü diyor. Şimdi bize anlatılan biz anlatmayalım mı? Yani bunları saklayalım mı? Sakladığımız zaman kime bir artı yazar? Yanlışı görelim, doğruyu yapalım. Cami yıkıldı, kilise yıkıldı, valilik yıkıldı, belediye yıkıldı. Yani kamu yıkıldı, vatandaşın evi yıkıldı. Eski ev yıkıldı, yeni ev yıkıldı. Şimdi de bir şey çıkmış, 2000'den önce, 99'dan önce yapılan evler yıkıldı. Diğerlerinde bir şey yok. Ya Antakya diye bir yer kalmamış. Orada öyle bir mantık olur mu? Bir de bakınız deprem olan bölgelerde Antakya'nın belediye başkanı AK Partili, İskenderun'un belediye başkanı AK Partili, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na soru soruyorum. Ya da Maraş'ınki AK Partili, Osmaniye'ninki MHP'li, Adıyaman'ınki AK Partili, Malatya'nınki AK Partili. Kimse onların adını almıyor. Sanki bir tek o bölgede Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'nin belediye başkanı varmış gibi kamuoyunu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Belediye anlamındaki eksikler, bürokrasi anlamında eksikler, devlet olarak eksikler, bunların hepsi iktidarıyla muhalefetiyle birlikte oluşturacağımız yasalarla, düzenlemelerle ve bunları da
başkasının ortadan kaldıramayacak kadar katı kurallarla gündeme almazsak Türkiye bu acıları gelecekte de yaşar. Bakın bir İstanbul'un olası depremi var. Hepimizin orada canları var. Yani ona benzer Adana'dan söz ediliyor, Akdeniz payından. Göksun için söyleniyor. Şimdi bilim insanları bas bas bağırırken bilime rağmen kaderci bir mantıkla bu işi ele alamazsınız. Allah akıl vermiş. Aklını doğru kullan, acılar yaşama. Ne canlar gitti, ne acılar yaşandı. Kıbrıs'tan gelmiş çocuklar Adıyaman'daki bir otelde spor için, o gencecik yavrular o otelde ölmeye gelmediler. Evet. Küçücük çocuklar, buyurun. Yani çok acı. O da çok acı. Buyurun, yani buyurun Sayın Güler. Gerçekten etkisini yüreğimde hissettim. Geldim memleketimde, Niğde'de o binalardaki çatlamaları görünce dedim ki bir az daha devam etse bizim Niğde'mizde de Adana'daki kadar bina yıkılacakmış. Onu da görünce öyle de bir tehlikenin içinde olmanın acısını hissettim. Gerçekten yapılması gereken çok şey yok. Çok akıllıca alınması gereken kararlar var. Bu tarımında da, eğitiminde de, depreminde de, ya bu ülke hepimizin ülkesi. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Güneşiyle, havasıyla, suyuyla, insanın çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle. Bu ülkeyi birlikte sevebiliriz. Birlikte sorunlarını çözebiliriz. Bu acılardan ders çıkarabiliriz. Ama bu acıları kendi aramızda yarışa çevirip ben başarılıyım, sen başarısızsın, sen az geldin, sen çok geldin noksasını taşırsak bu ileride hepimizin daha acı yaşayacağını da bugünden ifade edebilirim. Evet. Bakın benim ayağım altında sanki toprak sürekli oynuyor gibi. Çünkü o kadar çok artçı deprem yaşadık ki. Ayrıca o siren sesleri 3-4 gün kulağımda sürekli çaldı. Yani Gürün'de o kadar siren geçmiyor ama Antakya'da o gece arabada yattığımız süreçte duyduğumuz siren seslerinin etkisi altındayız. Bir de düşünün ki onun çocuğu öldü, eşi öldü, kocası öldü, baba öldü, anne öldü. Aileden böyle dramlar yaşandı. Bu insanların yarasını birlikte saralım, ülkenin sorunlarını birlikte çözebilelim. Bu anlayışa gelelim, ülkemiz geleceğe doğru taşıyalım. Evet. En önemli mesaj bu. Biz size saygılar sunuyoruz. Tekrar döneceksiniz bölgeye, Diyarbakır'a gideceğinizi biliyorum Sayın Gürer. Kolay gelsin. Yani ne yapabilirsek bölge için bir kişinin dahi yarasını sarabilsek, keşke gidenleri geri getirebilsek, böyle acı bir tablo. Gülgün Hanım, şunu da ekleyeyim. Bakın o kadar çok bölgeye destek, o kadar çok bölge insanı sahiplenmede görüyoruz ki onların hepsinden de ayrı birer kitap çıkar. Yani fedakar insanımıza içtenlikle teşekkür edelim. Gençlerimize, kadınlarımıza, kadınlara ve bu anlamda bölgeyi sahiplenen herkese, kurumuyla, kuruluşuyla, belediyesiyle ve o insanların sorunlarını affetmek için duygularını katarak mücadele edenlere selam olsun. Hepsine teşekkür olsun. Ne güzel bir mesaj bu. Size de kolay gelsin, size de selam olsun. Sağ olun.